Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet. Akademik altyapısı güçlü, analitik düşünebilen, İngilizcesi akıcı, ikinci bir yabancı dili de iyi konuşabilen mezunlar yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin gelişen teknolojiyle iş hayatının değişen gerekliliklerine cevap verebilen, yaratıcı ve toplumsal sorunlara çözüm getirebilen bireyler olmasına odaklanıyor, özen gösteriyoruz. Güncel öğretim programımız ve İzmir Ticaret Odamızın desteğiyle iş dünyasıyla sıkı işbirliklerimiz başarınızın anahtarı. İşletme fakültemiz size küresel bir vizyon kazandıracak. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet. Değerli üniversite adayları, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından hepinize günaydın. Üniversitemizin hazırladığı dekanlarımızla tercih masası programı bugün de tüm hızıyla devam ediyor olacak. Bundan önceki iki günde biliyorsunuz pek çok dekanımızı, pek çok fakülteyi, meslek yüksekokulunu burada ağırladık. Bunları YouTube kanalından tekrar izleyebilirsiniz. Şu anda da canlı yayınımıza başlamış bulunuyoruz ve bugün de birbirinden güzel konuklarımızı, birbirinden güzel fakültelerimizi sizlere aktarıyor olacağız. Bugünkü ilk konuğumuz İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Berna Aydoğan. Berna Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hocam. Biz iki gündür gerçekten yoğun bir tempoyla özellikle öğrencilerin sınav sonrasında yapacakları önemli karara biraz ışık tutmaya çalışıyoruz. Onların kafasında oluşan soruları biraz aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sayılı günler kaldı artık sonuçlar açıklanacak. Onlar da belki de hayatlarında çok önemli bir karara imza atıyor olacaklar. Sanırım bu anlamda çok vereceğiniz bilgiler çok değerli, çok kıymetli olacak. Onun için geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz burada teşekkür vakit ederiz. Ayırdığınız için. İşletme fakültesi diyoruz ama aslında işletme fakültesi altında da pek çok bölüm var. Dilerseniz hemen hızlıca bu bölümlerin neler olduğu ile başlayalım. Tamam. Sonra birer birer onları açıyor oluruz. Tabii Ebru Hocam. Öncelikle bütün adaylara başarılar diliyorum bu tercih döneminde de. İşletme Fakültesi üniversitemizin adıyla da bağlantılı olarak kurulan ilk fakültelerinden bir tanesi. Tabii kuruluşla birlikte bütün bölümlerimiz oluşmadı. İşletme camiasında bütünü görmek çok önemlidir. Bu yüzden de kuruluşundan itibaren farklı uzmanlıklara yer verdik ve şu anda İşletme Fakültesi bünyemizde 5 tane bölümümüz var. Ekonomi bölümümüz, işletme bölümümüz, uluslararası ticaret ve finansman bölümü ki ticaret ve finansmanı bir arada veriyoruz. Lojistik yönetim bölümü pandemiyle birlikte biliyorsunuz lojistiğin önemi hepimiz için daha da bir arttı. Lojistik yönetim bölümümüz var ve son bölümümüz de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümümüz. Ve Türkiye'de nadiren uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimini harmanlayan, bir arada veren üniversiteler var. Bunlardan da bir tanesiyiz. 5 tane farklı uzmanlık veren bölümümüz var. İşletme Fakültesi bünyesinde 1. ve 2. yılda genelde ortak dersler veriliyor. Uzmanlıklar 3. ve 4. sınıfta veriliyor. Yani öğrenciler 3. ve 4. sınıfta artık hangi bölümü okuyorlarsa o bölümde uzmanlık sağlıyorlar. O bölümün gerçek temel ana derslerini alıyorlar. Ama bir tabii, yandan da diğer bölümlerle ilgili de fikir sahibi oluyorlar. Onu söyleyecektim. Aynen öyle. Tabii ki zorunlu derslerinin yanında bir de seçmeli derslerimiz var. Bu seçmelileri de biz fakülte içerisinde bölüm içi ve bölüm dışı olarak ayırdık. Bölüm içi seçmeliler kendi ana dalının seçmeli ders havuzundan aldıkları dersler. Bölüm dışını ise fakülte içinden veya üniversite dışındaki tüm bölümlerden alabilirler. Bu da bence şu anda öğrencilerimiz için çok önemli. Çünkü disiplinler arası en azından dersleri almış oluyorlar ve farklı konseptteki ders alanlarına tanımış oluyorlar. Evet, hakim olmuş oluyorlar. Aslında çok yönlü. Aynen öyle. Dediğiniz gibi işletme alanını ilgilendirebilecek birçok konuya da fikir sahibi oluyor. Evet, hakim evet, olabiliyor. Kesinlikle öyle. Hem kendi ana dal uzmanlık alanında bilgi sahibi olarak hem de disiplinler arası eğitim almış oluyorlar.
İşletme fakültesi genel anlamda bu şekilde. Berna Hocam, şimdi biz başından beri hep söylüyoruz, adaylar bu kararı verirken tabii ki pek çok karşılaştırma yapıyorlar. Diğer üniversitelerdeki alternatifleri değerlendiriyorlar. Bu noktada nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda öğrencilerin birkaç ipucu vermeye çalışıyoruz. Tabii bunu özellikle kendi üniversitemizin ilgili fakültesinde ne tür ayrıcalıklar var? Bunu dile getirerek başlıyoruz. Dilerseniz işletme fakültesinde de bu konuda neler yapılıyor? Siz diğer alternatif fakültelerden veya da farklı üniversitelerdeki işletme fakültesi ve onun altındaki bölümler açısından nasıl bir farklılık getiriyorsunuz? Bunları birkaç aslında temel böyle kelimelerle size aktarabilirim. Öncelikle işletme fakültemizin anahtar kelimelerinden bir tanesi ezberden uzak olması. Biz 2 sene önce müfredatımızı değiştirdik ve işletme fakültesindeki bütün bölümlerde bu müfredat değişti 2 yıl önce. Ve müfredatı değiştirirken ezberden uzak olmaya çok önem verdik. Yani öğrencilerin artık o bilgiyi anlayarak elde etmesi bizler için çok önemli. Ve bunları da işte farklı senaryolar, farklı olay, örnek olaylar üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. Sınavlarda da çoktan seçmeli sınavlar yerine, sorular yerine artık örnek olay bazlı, senaryo bazlı sorularla. Daha yoruma dayalık mı? Aynen öyle. Artık anladıklarını ya da yorum yapabilme kabiliyetlerini ortaya koymalarını bekliyoruz öğrencilerden. Bir diğeri girişimcilik. Üniversitemizin zaten çok üzerinde durduğu bir konu girişimcilik. Aslında temel değer taşlarından bir tanesi. Aynen öyle. Bizim işletme fakültemizde bu bayrağı heyecanla ve zevkle taşıyor. Artık o problem, yani belirli bir problemi çözebilme, o probleme çözüm yolları bulabilme, yenilikçi, yaratıcı, yani farklı donanımlara sahip bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz ki TÜSİAD'ın zaten belki duyulmuştur. Üniversitemiz ardarda en girişimci üniversite ödülüne layık görüldü. Ve bu ödüller hep öğrencilerimiz sayesinde alındı. Öğrencilerimizin takım halinde çalışmasıyla, yaratıcı, yenilikçi iş fikirleriyle elde edildi bu ödüller. Ve TÜSİAD öğrencilerimize hem mentorluk hem de yatırım desteği verdi ve farklı bir iş fikri oluştu. Bence öğrencilerin daha üniversite sıralarında böyle iş fikirlerine sahip olması gerçekten çok önemli. Daha mezun olmamışken iş fikrini sahip oluyor ve belki mezun olduktan sonra da o iş fikrini gerçek hayatta geçirebiliyor. Bunlar bence çok kıymetli. Bir de bizim fakültemizin girişimcilik ile ilgili verdiği uygulamalı girişimcilik dersimiz var. Bunu hem kendi fakültemize hem de üniversiteye veriyoruz. Gerçekten önemli bir yapı taşı bence girişimcilik fakültemiz için. Bir diğer önemli... Belki bir akademik kadrodan da bahsedebiliriz. Çünkü hemen hemen bütün fakültelerde bu konuya değindik. Yani gerçekten üniversitenin genel prensiplerinden bir tanesi. Oldukça seçici, akademik bir elleme süzgeçten sonra buraya, bu ailenin bir parçası olabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok nitelikli bir akademik kadrodan bahsedebiliriz. İşletme fakültesinde yakından tanıdığım için burada hemen söze girdim. Bir yol açmak istedim. Ondan mutlaka bahsedelim. Tamam. Akademik kadroya da hemen değineyim. Akademik kadromuz gerçekten çok nitelikli akademik kadromuz var. Akademik kadroda tabii ki önemli olan nitelikli yayın yapabilme, uluslararası yayın evlerinde yayın yapma performansına sahip, referans alabilen yayınlar yapılması bence çok önemli ve öğrencilerimiz üniversitelere kıyaslarken bence buna gerçekten büyük önem versinler. Evet, titrlarının yanında ne kadar yayın yapma potansiyeline sahip, ne kadar yenilikçi, günceli takip eden, uluslararası network'ü ne kadar güçlü, ne kadar fazla referans alınmış, biliyorsunuz artık Google Scholar diye bir bunu şey veriyor, var ve Google Scholar da bunları çok rahatlıkla aslında takip edebilir öğrencilerimiz. Bunlar gerçekten çok kıymetli ve çok önemli. Tabii ki yayının yanında uluslararası, biraz önce de söylediğim gibi, network çok önemli.
uluslararası network'te işte birlikte proje yapabilme, yurt dışı ile ortak projeler yapabilme, ortak yayınlar yapabilmesi bir akademisyenin gerçekten çok kıymetli. Keza uluslararası network dediğimizde bir öğrenci Erasmus programıyla yurt dışına mesela gitmek istediğinde veya yüksek lisans ya da doktora yapmak istediğinizde hep biz kendi iletişimlerimizi kullanıyoruz bu öğrenciler aslında için. Aslında onların yollarını açıyorsunuz. Aynen, evet. Rehberlik böyle bir şey. Biraz önce de bahsedecektim. Diğer bir özelliğimiz aslında rol model olma öğrencilerimize. Öğrencilerimize çok yakın ilişkilerimiz var. İşletme fakültesi bünyesindeki bütün bölüm hocalarımız öğrencilerle gerçekten yakın ilişkiler içerisinde. Bir telefon uzaklığındayız diyoruz hep öğrencilere ama gerçekten de öyle. Bir mail, bir telefon uzaklığındayız. Ne zaman sorunları olsa üniversiteyle ilgili, fakülteyle ilgili ya da derslerle ilgili ya da yapmak istediği projelerle ilgili. Burada aslında öğrenci konseyimize de değinebilirim. Öğrenci konseyimizle de çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Örneğin geçen sene bizden Excel eğitimi istediler. Ve hemen biz de o Excel eğitimini onların istediği doğrultuda oluşturduk ve onlara... Ek bir eğitim sunmuş oldunuz değil mi? Aynen, evet öyle. Yani öğrencilerimiz ne zaman, nerede bizden destek istediklerinde her zaman onların yanındayız ve olabildiğince destek vermeye aslında çalışıyoruz. Berna Hocam, bu söylediklerin sadece hani yanında olmak değil, tabii ki bu asli görevlerimizden ve birçok kez de danışmanlık şeyini, hizmetini burada konuştuk. Buna da işaret ediyor ama bu söylemiş olduğum, bu özellikle öğrenci konseyi, öğrenci grupları, onların sesini alıyor olmak, dinliyor olmak ne kadar dahil ettiğimizi de gösteriyor. İşletme fakültesi ve diğer fakülteler için de geçerli. Bu bence anlamlı bir şey. Kendilerini ifade edebilmeleri, kararlarda etkin rol alıyor olabilmeleri herhalde önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi müfredat değişikliğinden bahsetmiştin. Bu aslında bir anlamda sürekli iyileşmeye de işaret ediyor. Yani birçok fakülte gerek akreditasyon gereği, gerek başka gündem ve günceli takip etmek ve yeniliklere açık olma adına bu müfredatta standartların da dışına çıkıp sürekli kendini yeniliyor. Evet. Dinamik bir yapımız var. İşletme kesinlikle dahil. Öyle. Bütün fakültelerde bunu hissedebiliyoruz. Bu da sürekli iyileşmeye işaret ediyor. Özellikle günümüzün teknolojik gelişmeleriyle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte de bazı gereklilikler var. Bu yenilenmeyi aslında bir lüks değil, bir zorunluluk haline getiriyor. Evet. Dolayısıyla işletme fakültesi ve onun altındaki bölümlere bu nasıl yansıyor? Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten artık yenilikçi olmak zorunda öğrencilerimiz. Ve biz bunu 2 sene önce müfredatımızı değiştirirken de çok sorguladık kendi fakülte içerisinde. Ve bütün bölümlerin, 5 bölümümüze de 2. sınıfta veri okuryazarlığı ve veri analitiği dersi koyduk. Ve biliyorsunuz artık çok fazla verilerle boğuşuyoruz, çok yoğun verilerle çalışıyoruz. Fakat temel olan o verilerin hangilerinin yararlı, hangilerinin atıl olduğu, onların nasıl ayıklanacağı, verilerle nasıl hikaye oluşturulacağı, nasıl yani hangi bakış açısıyla baktığımızla o veriyi nasıl sentezleyeceğimiz çok önemli. Ve biz bunun için güz döneminde veri okuryazarlığı dersini koyduk. Veri okuryazarlığında veriyi nasıl okuması gerektiği, hangi verinin atıl olduğu, atıl olan veriyi nasıl çıkartması gerektiği, yararlı olan veriyle nasıl analizler yapılması gerektiği konusuna değindik. Bahar döneminde de veri analitiği dersi koyduk. Tamam, veriyi evet biz soft hale getirdik ama o verinin şimdi de analiz edip yorumlanması gerekiyor. Yani veriyi okuma ve veriyi anlamlandırma. Aynen öyle. İki aşamadan bahsediyoruz. Bahar, sonbaharda güz dönemindeki veri okuryazarlığında datayı analiz etti, datayı elde ettikten sonra bahar döneminde de bu datanın analiz kısmına baktık ve bu analiz farklı istatistiki modellerle yapılıyor. Python, R gibi istatistiksel modelleri öğrencilerimize öğretiyoruz ve bu modellerle
analizler yapıldıktan sonra öğrencilerin bu sonuçları nasıl yorumlamaları gerektiğini öğretiyoruz öğrencilere. Hı hı. Ve bu gerçekten diğer üniversitelerin işletme fakültelerinde olmayan bir özellik ve bence çok büyük bir artı. Bu dersleri koyarken de hep sektörden aslında geri bildirimler aldık. Sektörlerle konuştuk. Sektörlerin neye ihtiyacının olduğunu sorduk. Ve kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticileri artık verilerle ilgili kendi şirket çalışanlarına seminerler verdiklerini söylediler. Ve biz de o seminerler seviyesine geçmeden daha ikinci sınıfta öğrencilerimize bu bilgileri vermek istedik ki piyasaya kadar hazır olsunlar. Ne kadar güzel, çünkü bu sadece işte günün ihtiyaçları değil, belki de geleceğe şekil verecek olan gençleri yetiştirme anlamında evet. Önemli bir misyon. Bunu fakültenizin yürütüyor olması gerçekten takdire değer. Teşekkür ederiz. Yine eğitimle ilgili ya da eğitim kalitenize yansıyan çok önemli bir özelliği var bu fakültenin. Ben yakından takip ettiğim için biliyorum. Sektör işbirlikleri. Evet. Biraz onlardan da bahseder misin Berna Hocam? Tabii ki Ebru Hocam. Zaten İzmir Ticaret Odası'nın üniversitesiyiz. Hı hı. O yüzden İzmir Ticaret Odası ile çok yakın çalışıyoruz. Şirketlerinde, yani İzmir Ticaret Odası bünyesindeki şirketlerde herhangi bir problem oluştuğunda ilk önce üniversitemize başvuruyorlar ve biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yine müfredatımızı değiştirirken 4. sınıf bahar döneminde artık mezun olmaya bir kala öğrencilerimiz için uygulamalı idari bilimler beceriler dersini koyduk ki bu ders uzun dönemli bir staj dersi. Önemli şirketlerde biz tabii iletişim halinde olduğumuz şirketlerle bir araya gelerek o şirketlerde öğrencilerimize staj imkanı sağladık. Hı hı. Örneğin bu dönem İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Hapag-Lloyd, İnci Holding, Karabağlar Kaymakamlığı, Hugo Boss gibi bölgemizin önemli kurumları, kuruluşlarıyla işbirlikleri. Evet, aynen öyle, işbirlikleri. Keza dört büyükleri unutmamam gerekiyor. Dört büyükler denetim şirketleri, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG gibi şirketlerle de işbirliklerimiz var. Ve bu şirketlerde öğrencilerimizin uzun dönemli staj yapma imkanına kavuştuk. Ne kadar aşağı yukarı bu staj? Bu staj bir dönem. Beş ay, yani bir fiil işe gider gibi o aynen, zaman. Aynen, evet, işe gider gibi 5 günün 3 günü zorunlu olarak işe gidiyorlar. Ve daha yani sahadalar aslında, değil aynen, mi? Aynen, artık teorik yani bilgileri, simülasyonun ötesi bir uygulama. Evet, evet. Öğrendikleri teorik bilgileri artık uygulama zamanının geldiğini düşündük artık mezun olmaya yakın oldukları için ve 4. dönemin 4. yılın bahar döneminde bu dersi koyduk. Ve çok da güzel bir geri bildirim aldık şirketlerden. Daha öğrencilerimiz mezun olmadan 3 öğrencimize iş teklifi geldi. Kendi staj yaptıkları şirketlerden. Yerde, bunlar gerçekten çok kıymetli evet, bizler için. Kesinlikle. Umuyoruz ki bu şirketlerle olan iletişimimiz daha da artacak ve daha farklı şirketleri de staj yapma imkanı sağlayacağız öğrencilerimize. Aslında ne kadar önemli. Onları gerçek hayata hazırlama içinde güzel bir uygulama. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Bütün bu iyi uygulamalar mutlaka sonuca yansıyor. Çok söylediğin gibi daha yepyeni mezunlar bile hızlıca iş bulabiliyor. Ama evet, ben biliyorum ki geçmiş mezunlarda da çok güzel örnekler var. Mezun başarıları var. Nerelerdeler, neler yapıyorlar mezunlarınız? İşletme fakültenin zaten ortalama iş bulma oranı %85-90. Bu gerçekten çok ciddi bir oran. Ve geri kalan kısmı da yüksek lisans ve doktora yapmayı tercih ediyor. Bu şirketler tabii ki kendi uzmanlık alanlarına göre değişiyor ama bizim yakın ilişkide olduğumuz, biraz önce de söylemeyi unuttum, dört büyükler var, dört büyük denetim şirketleri var. Bu dört büyük denetim şirketleriyle özellikle PricewaterhouseCoopers'la özel bir anlaşmamız var. Hı hı.
Ve bu şirketteki üst düzey yöneticiler bizim üniversitemizde ders vermeye geliyorlar. Ve bu gerçekten çok ayrıcalıklı bence öğrencilerimiz için. Önemli bir köprü bu. Evet, evet, çünkü mezun olduktan sonra mülakat sırasında bir bakıyorlar ki, evet, aynen öyle. Büyük bir artıyla bir adım önde başlıyorlar diyebilirim. Bu şirketlerle yakın temas halinde olmamız tabii ki öğrenciler için bence çok kıymetli. Mezun olduklarında bu öğrencilere kendimiz öğrencilerimizi bu şirketlere yönlendiriyoruz. Ve tabii ki de iş bulmada büyük bir ayrıcalık aslında veya önde olma şansı tanıyoruz. Bu tür kurumlarda bahsetmiş olduğun, gerek yurt dışında iş bulma, gerekse Türkiye'deki uluslararası firmalarda iş bulma konusunda herhalde dil konusundaki hassasiyet, önem çok ortaya çıkıyor. Evet, aslında bu sadece bizim fakültemize özel bir hassasiyet değil. Üniversitemizin çok hassas olduğu bir konu İngilizce eğitim. Tabii ki biz fakülte olarak da bizim için İngilizce eğitim çok önemli. Bütün derslerin İngilizce, hatta yazışmaların bile öğrencilerimizle mailleşmelerimizin bile İngilizce olmasına dikkat ediyoruz ve özen gösteriyoruz. Bazen duyuyoruz işte farklı üniversitelerde sınavlar İngilizce ama bazen dersler Türkçe anlatılabiliyor. Yani bu öğrenciler için büyük bir zorluk. Ama biz bu konuda çok hassasız ve derslerimizin tamamıyla İngilizce olmasına çok özen gösteriyoruz. Bir ikinci yabancı dil alternatifimiz de var. İkinci yabancı dil de Avrupa Birliği dilleri ya da şu an çok öğrenciler tarafından talep gören Çince ya da Rusça gibi ikinci yabancı dil seçenekleriyle de öğrencilerimizin yabancı dil konusunda desteklenmesini sağlıyoruz. Oldukça önemli bir yetkinlik sağlıyor. Aslında yabancı diller yüksekokulunu müdürümüz Donald'ı da ağırlamıştık ilk gün burada. Kendisi de 7 alternatif sundu. Yani İngilizcenin dışında 7 farklı dille. İlk 2 sene, onu da buradan tekrar vurgulayalım. İlk 2 sene zorunlu olarak bu ikinci yabancı dili adaylara önemli bir bilgi olduğu için tekrarlıyorum. Yabancı dili alıyorlar. Daha sonra 3 ve 4'te de devam etme hakları var. Yani seçmeli ders olarak saydırıp İngilizcenin yanında da bir ikinci dili iyi bir seviyeye gelecek şekilde alabiliyorlar. Bence söylediğin gibi Berna Hocam, sadece işletme değil, tüm fakülteler açısından büyük bir avantaj sağlayan nitelik diye çok gene düşünüyorum. Evet. Süre hızlı gidiyor hocam. O yüzden sınırlı da olduğu için aslında anlatacağınız çok şey var. Ben işletme fakültesinin ne kadar aktif, bütün bölümleriyle birlikte ne kadar güzel işlere imza attığını biliyorum. Ama her defasında söylüyoruz, daha fazlası için size istedikleri zaman ulaşabilirler. Her zaman, her zaman. Canlı yayınımızdaki soruları yöneltiyorlar ama onun dışında tekrar bu programları izleyebilirler. Ya da bir telefon uzaklığında, aynen, biraz öyle. Önce bunu zaten söylemiştiniz. Evet. Yine adaylar da size ulaşabilirler. Ben hatta hepsinden önemlisi, eğer şansları varsa, eğer imkanları varsa gelip görmelerini öneriyorum. Özellikle mekanları, sizleri tanıma fırsatı sağladığı için burayı ziyaret etmenin daha anlamlı olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Son olarak artık kapatırken adaylara ne tavsiye edersiniz? Çok zor dönemlerden geçiyoruz biliyorsunuz. Ekonomik kriz, pandemi, geçen sene depremler. Gerçekten öğrencilerin yanında olacakları, yani kendilerini yakın hissedecekleri, her zaman destek bulabilecekleri bir üniversite seçsinler öncelikli olarak. Sürdürülebilir etik davranışlara önem veren, sosyal sorumluluk bilincine sahip, küresel sorunlara çözüm yaratabilen biz donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. Ve bu değerler gerçekten çok önemli. Bence bu tarz kilit şeylere öğrencilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor tercihlerini yaparlarken. Ve umuyorum çok başarılı tercihler yaparlar. Ve kendilerini üniversitemizde görürüz, fakültemizde görürüz. Çok teşekkürler değerli vakitler, kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili adaylar, biz bugün öğlene kadar bu programa devam ediyor olacağız. Adalet Meslek Yüksekokulu az sonraki konuğumuz olacak. Kısa bir ara veriyoruz.
ortasında bir üniversitede olduğunu, bir an ormanda, bir an denizde yaşadığını hayal et. Free Campus'ta her gün 8 dil duyduğunu, İngilizceyi ana dilin gibi konuştuğunu düşün. Bir kütüphanede iştahla çalıştığını, bir atölyede zevkle ürettiğini, her anını dünya vatandaşlarıyla yaşadığını ve işin inceliklerini duayenlerden öğrendiğini hayal et. İyi bir üniversiteden mezun olduğunda hayata özgüvenle atılacağını, dünya çapında biri olacağını bugün fark et. Önce araştır, sonra tercih et. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet. Akademik altyapısı güçlü, analitik düşünebilen, İngilizcesi akıcı, ikinci bir yabancı dili de iyi konuşabilen mezunlar yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin gelişen teknolojiyle iş hayatının değişen gerekliliklerine cevap verebilen, yaratıcı ve toplumsal sorunlara çözüm getirebilen bireyler olmasına odaklanıyor, özen gösteriyoruz. Güncel öğretim programımız ve İzmir Ticaret Odamızın desteğiyle iş dünyasıyla sıkı işbirliklerimiz başarınızın anahtarı. İşletme fakültemiz size küresel bir vizyon kazandıracak. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.